Herkese merhabalar. Bugün sizlere etli börek yapacağız. Şahane bir tarif. Hemen tarife başlamak istiyorum. Hadi tarife geçelim. Öncelikle tavamızı ocağa alarak güzelce ısıtalım. Isınan tavanın içerisine etlerinizi koyduğunuzda daha güzel et kavurması yapabilirsiniz. Şimdi ben ocağıma aldım tavamı ve içerisine yaklaşık 300 gram kadar küçücük doğranmış kuşbaşı et ekliyorum. Ve güzelce suyunu bırakmasını bekleyeceğim. Ve şimdi kavurmaya başlıyorum. Etlerim suyunu bıraktı gördüğünüz gibi. Şimdi kapağını kapatacağım ve etlerim tamamen suyunu çekene kadar orta ateşte kavurmaya bırakacağım. Etim tamamen suyunu çekti neredeyse. Çok az kaldı arkadaşlar. Ben bu aşamada içerisine şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek güzelce kavurmaya devam ediyorum. Yağlarım tamamen eridi gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık kavuracağım 5-6 dakika kadar. Daha sonra içerisine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık 5-6 dakika kadar kavrulan etlerim gerçekten çok güzel görünüyor ve çok güzel kokuyorlar. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Sizler biber salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi salçam tamamen kavrulup kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağım. Daha sonra içerisine kalan malzemelerimizi ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi salçam güzelce kavruldu. Şimdi yemeğimin içerisine şöyle 2 tane küçük boy mor soğan ekliyorum. Sizler normal soğan da ekleyebilirsiniz. Evet, soğanlarım kavrulana kadar bekliyorum. Daha sonra içerisine biberlerimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi soğanlarım kavruldu ve içerisine ben şöyle 2 tane doğradığım yeşil biber ve 1 tane doğradığım kırmızı biber ekleyerek biberlerim yumuşayana kadar kavuracağım. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı bile arkadaşlar. Şimdi biberlerim güzelce kavruldu ve içerisine 2 adet rendelediğim domatesimi ekleyeceğim. Sizler direkt domates sosu da kullanabilirsiniz. Fakat mevsimi ise eğer domates kullanmanız daha faydalı olacaktır. Ve 1 yemek kaşığı kadar kekik ekleyerek yaklaşık 1-2 dakika kadar daha kavuralım. Evet, kavurduğumuz ve pişirdiğimiz yemeğimiz artık hazır. Altını kapatıp kapağını kapatıyorum ve yufkalarımı açmaya başlayacağım. Evet, yufkalarımı açmadan önce sosunu hazırlayacağım. Ben şimdi 1 kahve fincanı kadar sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar yoğurt ve 1 çay bardağı kadar sütü güzelce şöyle küçük bir çırpma teliyle karıştıracağım, çırpacağım. Sosumuz bu şekilde olacak. Mutlaka bu sosu yapmanızı tavsiye ederim. Sosumu güzelce karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi sosumu bir kenara alıyorum ve yufkalarımı 8 eşit parçaya keseceğim. Sizler daha küçük yapmak isterseniz bölebilirsiniz. Evet, şimdi kestiğimiz yufkalarımızın arasına güzel bir şekilde şöyle etli harcımızdan koyuyorum. Bu aşamada ne çok fazla ne de çok az malzeme koyun. Çünkü tam ölçülü olması gerekiyor. Ve üzerine iki parça ben kaşar koyuyorum. Kaşar koymasanız da olur. Şimdi yanlarından şöyle kapatıp normal sigara böreği sarar gibi sarıyorum gördüğünüz gibi. Evet, hepsini aynı şekilde şimdi saralım. Hazırlamış olduğumuz sosu bütün böreklerimizin üzerine şu şekilde sürüyoruz. Hepsine sosumuzu döktükten sonra isteğe bağlı olarak üzerlerine şu şekilde susam ilave edelim. Evet, susamlarımızı da döktük. Şimdi önceden ısıttığım 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü pişirelim. Evet, benim böreklerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Evet, ben bu şekilde sunumumu yaptım. Çok güzel görünüyor ve çok lezzetli bir börek gerçekten. Şimdi sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Bir bıçak yardımıyla keselim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde çok güzel görünüyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir börek tarifi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.